Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Edersul hamisu vel işrune min Burhanil Gelenbevi. Bugün Burhanul Gelenbevi'nin 25. dersini okuyoruz. Dün külli zati aradi olmak üzere iki kısım olduğunu öğrendi. Şimdi bugün zati getiriyor, ne ediyor? Zati taksim ediyordu. İyi dikkat edin. Sümme ezzatiyül müştereku beynel cüz'iyyati. Ezzatiyül müştereku beynel cüz'iyyati. Cüz'iyyatlar arasında, kendi cüz'iyatları arasında müşterek olan zati. Ne gibi örnek? Kendisi de söylüyor. İni İştereke tilkel cüziyatu. O zatide müşterek olan cüziyatlar eğer ortak olsalar fi zatiyin ahire. Başka bir zatide de ortak olsalar. Haricin anhu. O zati ahir da bu zatide nedir? Hariçtir. Fehve müştereku nakısun. Bu zati müştereki nakıstır. Beynaha ne arasında? O cüziyatlar arasında müştereki nedir? Nakıstır. Kel hayvanı bir nispetiyle efradil insan. İyi dikkat edin. Bakın ne güzel söylüyor. Şimdi hayvan ne arasında ortaktır? İnsanlı teres. Olmadı. İnsanın efradları arası diyelim. Zeyd, Amr, Bekir, Halid. Hepsi hayvan değil mi? Evet. Hayvan. Bakın. Sümme ezzatül. İyi dikkat edin dersin başına. Ezzatül müştereku hayvandır. Beynel cüz'iyyati. Cüz'iyatlar arasında müşterektir. O cüz'iyat nedir? Zeyd, Amr, Bekir'dir. O cüz'iyatlar da in iştereke tilkel cüz'iyyatum fi zatin ahire değil mi? O Zeyd, Amr, Bekir ortaktırlar. Nedir? Başka bir zati natık. Natıkta da ortak değiller mi? Şimdi Zeyd, Amr, Bekir böyle insan bütün efradları. Hayvan da ortak değil mi? Ortak. Bu efradlar hayvanın dışında başka bir zatide de ortak mıdırlar? Evet. Nedir? Natıktır. O zaman bu hayvana müştereki nakıs denir. Bu zati olan hayvana ne denilir? Müştereki nakıstır. Ne demek? Onun cüziyatları sadece kendinde ortak değiller. Onun gerisinde de ortaktırlar. Kel hayvanı bir nispeti ile efradil insani. Hakikaten bu efradil insan hayvanın dışında başka bir zatide de ortaklıkları var mı? Evet. Heysu iştereket. Efradil insan fin natıkı natıkta da ortaktırlar. Eyden hayvanda ortak oldukları gibi. Burada bir şüphe var mı? Yok. Ve ken natık ikinci örnek getiriyor. Natık bir nedir? Natık bir zatiye müşterektir. Nerede müşterektir? Beynel cüziyati. Bakın tarife bakın Muhammed. Evet. Cüziyatlar arasında müşterektir. Hangi cüziyat natık? Haysu iştereket fil hayv. Natık Zeyd, Amr, Bekir. Arasında ortak değil mi? Ortak. O Zeyd, Amr, Bekir natıkın dışında bir zatide de daha ortak değiller mi? Evet. Nedir? Hayvan. Yani bir hayvandan örnek getirdiği bir natık. Hayvan Zeyd, Amr, Bekir arasında ortaktır. O Zeyd, Amr, Bekir hayvanda ortak oldukları gibi natıkta da ortaktır. Natık kın efradları künnede Zeyd, Amr, Bekir. Natıkta ortak oldukları gibi natıkın gerisinde de ortaklıkları nedir? Hayvandır. O zaman natık müştereki nakıstır. Çünkü efradları sadece kendinde ortak değiller. Onun gerisinde de ortaklıkları. Hayvan müştereki nakıstır.
Çünkü efradları, cüziyatları sadece kendisine ortak değiller. Kendisinin gayrisinde de ortaktırlar. Oldu mu olmadı? Hani demin Muhammed dedi ki, hayvan bir nisbetiyle insan ve feresi. O da var, burada o değil. O yönüyle bakılırsa müşterek nakıs değil. Müşterek tam olur, o şimdi gelebilir. Ve illa eğer o cüziyatlar bu zatının gayrisinde ortaklıkları yoksa, ortaklıkları yoksa, fe müşterekun tamun. Buna artık ne denilir? Tam denilir. Niye? Çünkü efradlar sadece bunda ortaktırlar. Bundan başka bir şeyde ortaklıkları yoktur. Ne gibi kel insani bin nisbeti ila efradihi. Kel insani bin nisbeti ila efradihi. İnsan efradına nisbete. Şimdi diyelim insanın efradları nedir? Zeyd, Amr, Bekir. Bu Zeyd, Amr, Bekir nerede ortaktırlar? İnsanda ortaktırlar. Başka bir yerde ortak mıdırlar? Hayvaniyette de ortaklar mı? Sayılmıyor mu? Doğru. Bakın diyor hayvanda da ortaktırlar. Ben diyorum natıkta da ortaktırlar. Hani o da getiriyor, o efradlar başka bir zati de ortak değiller. Bakın orada bir nokta var, gözünüzden kaçıyor. Fizatiyin ahire haricin anhu. Şimdi hayvanda da ortaktırlar. Hayvan insanın içindedir. Natık da insanlar. Natık da insanın içindedirler. Ha demek ki insan efradlarına nispeten. İnsanın efradları insanda ortaktırlar. İnsandan haric başka bir zati de ortak değiller. Oldu mu olmadı? Ve kel hayvani. Ha hayvan bu sefer insanın efradlarına nispeten değil. İnsan efradlarına nispeten müşterekin nakıs olurdu. Bir nisbeti ila mecmu'i ifradi demiş, o yanlıştır. Bir nisbeti ila mecmu'i efradi. Şimdi insanın mecmu efradı nedir? Hayvanın mecmu efradı nedir? İnsandır, ferestir, bagaldır, himardır, sayın sayın. Şimdi bu efradlar, bu insan, feres, bagal ila ahirihi. Hayvanda ortak mıdırlar? Evet. Hayvandan başka bir zati de ortak mıdırlar? Mesela dersek namide ortaktırlar. Nami hayvan içindedirler. İçindedir. Hassasa ortaktırlar. Hassas hayvanın içindedir. Yani hayvandan hariç bir zatide ne derler? Müşterek değiller. Müşterek değiller. Örnek. İnsan feres begel. Ya hayvanın yukarısında ne var? Cismi nami var. Ne var? Cismi namini efradları sadece insan feres değil, ağaç bitki de girer. Mutlak cisim desek, hacer de girer. Onun için, kel hayvanı bi nisbeti ila mecmu'i efradi. Hayvan efradların mecmuna nispeten, hayvanın efradların mecmu hayvanda nedirler? Ortaktırlar. Hayvanından hariç başka bir zati de ortak değiller. Anlaşıldı değil mi? Hayvan bir yukarısına gideriz, çıkarsak sağda hayvanın efradları girmiyor. Ağaçlar, nebatatlar biraz daha ileri gidersek taşlar da girer. Biraz daha yukarı gidersek cisim olmayanlar da girerler. Oldu mu olmadı mı? O zaman hayvan efradlarının mecmuna nispeten nedir?
müştereki tamdır. Niye? Çünkü efradları kendisinde ortaktırlar. Kendisinin dışında başka bir zati de ortak değiller. Anlıyorsunuz değil mi? Güzel. Öyleyse فَكُلُّ زَاتِيِّنْ مُمَيِّزٍ لِلْمَاهِيَةِ فِي الْجُمْلَ Herhangi bir zati ki fil cümle bir mahiyeti temyiz ediyor. Bir mahiyeti ne ediyor? Temyiz ediyor. Örnek ne gibi? İnsan hayvanın, hani hayvan hassas itibariyle, nami itibariyle insanı temyiz etmiyor bunu. Evet. Nami hassas olmayandan temyiz ediyor. Evet. O zaman fekullu zat-ı mümeyyizin mahiyeti fil cümle hayvan gibi. Bir de natık gibi. Natık insani fil cümle temiz etmiyor mu? Ediyor. Bir dese fil cümle değil. Natık bütün ağyarlardan. Ya bütün ağyarlardan temiz etme yine fil cümle denilebilir. Ha fekullu zatin mümeyyizin lil mahiyetin hayvan gibi, natık gibi. Fil cümleden yani fil bad. Fil bad temiz yapıyor. Ama badla beraber cemi'ül ağyar olsa da olur, olmazsa da olur. فَكُلُّ زَاتٍ مُمَيِّزٍ لِلْمَهِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ فَهُوَ مُشْتَرَكٌ نَاقِسٌ O müştereki nedir? Nakıstır mutlaka. Ona müştereki nakıs denilir. Niye? Aha hayvan mümeyyizi fil cümledir. Natık mümeyyizi fil cümledir. Müştereki nakıstır. Bu baş kitaplarda bulamazsın. Niye? Çünkü hayvan efradları hayvandan başka natıkta da müşterekdirler. Natıkın efradları natıkın dışında başka bir zatide de ortaktırlar. Konu nedir? Hayvandır. Hayvan natıktan hariç, natık hayvandan hariçtir. Mutlaka ne demek? Velev bi nisbeti ila efradi nefsihi. Velev ki kendi nefsinin efradlarına nisbeten olsa. Müşterek nakısın mutlaka. Velev ki bir nisbet ile efradi nefsi, kendi nefsinin efradlarından göre de nakıs, müştereki nakıs olabilir. Anlaşıldı değil mi? Ha. Bu sefer gideriz bir daha dönebiliriz. Ve kullu zatiyin sivahu. Yani bu zati mümeyzelil mahiyetin sivası. Anlıyorsunuz değil mi? Ne? Sivası. Yani ne mümeyyiz olmayan zati. Fehve müşterekun tam. Diyelim ne gibi? Hayvan mecmu efradına göre. İnsan, feres, bagel, himare göre. Sen hayvan dediğin zaman neyi çıkartıyor? El insanu hayvanun. El feresu hayvanun dediğin neyi çıkartıyor? Kendi hani feresim çıkartıyor, bagalim çıkartıyor, himarim çıkartıyor, hayvan demeyle ne çıktı? Hiçbir şeyi çıkartmadı. Mecmu efradını ne ediyor? Kapsıyor. Hayvan zatidir ama mümeyyize lil mahiyet değildir. Fehve müşterekun tamun. Bu müştereki nedir? Tamdır. Ama bir nisbetiyle efradı nefsi. Bak biraz önce var o bir nisbetiyle efradı nefsi. Yani bu isterse efrad-ı nefsiye göre olmasın ister olsun. Bu bir nisbetiyle efrad-ı nefsihiye göre nedir? Tamdır. Örnek, hayvan kendi efradlarına nispeten müştereki tamdır. Niye? Çünkü hayvanın efradları insanda ortaktırlar. İnsanın gerisinde ne derler? Ortak değiller. Ama ve nâkısun bil kıyâsi ilâ efrad-ı zâtiyin ahasse minû. Kendisinden daha ahes bir zatın efradlarına nispeten nakıstır. Diyelim hayvandan daha nuksan, daha ahes zati ne gibi? İnsan. İnsan gibi. İnsan efradları nedir? Zeyd, Amer, Bekir gibi. Ha hayvan kendi efradlarına nispeten feres, bagal, insan, müştereki nedir? Müştereki nakıstır. Müştereki nedir? Nakıstır. Yok. Müştereki tamdır. Tamdır. Niye müştereki tamdır? Çünkü insan feres bağın hayvanda ortak. Evet. Hayvandan başka bir şeyden ne değil? Ortak değil.
Ve nak o zaman insan feres begel. Hayvan bunlara nispeten müştereki tamdır. Ve nakisun bil kıyasi ila efradi zatiyyin ahasse minhu. Ve nakisin bil kıyasi ila efradi zatiyyin ahasse minhu. Anlıyorsun Muhammed? Mesela insan şey hayvan kendinden ahas olan insanın efradlarına nispet ederken, Zeyd Amr Bekir'e nispet ederken, Zeyd Amr Bekir hayvanda ortak oldukları gibi natıkta da ortaktır. Aha, hayvan kendi efradlarına nispeten, mecmu efradlarına nispeten müştereke tamdır. Çünkü kendi efradları kendinde ortaktırlar, kendinden başka bir zati de ortak değiller. Ama kendisinden biraz daha düşük, ahas olan ko insandır veya natıktır. Onun efradlarına nispeten müştereke nakısı. Niye? Çünkü insanın efradları hayvanda ortak oldukları gibi natıkta da nedirler? Ortaktırlar. Oldu mu olmadı? Bu da in vücuden ahassu, eğer ahass varsa kendisinde. Ne var? Ahass varsa. Demin hayvandan ahass insan vardı. Kel hayvanı ne gibi? Demin bize hayvan örnek verdik. Hayvan gibi. Bakın hayvan. Cins midir? Evet. Mümeyiz mi? Hayır. Hayvan kendi efradlarına nispeten insan, feres, bakan, himar müşterak, bunlara nispeten nedir? Müştereke tam olur. Müştereke ne olur? Tam. Müştereke tam olur. Anlıyorsunuz değil mi? Müştereke tam olur. İnsanın kendisine has olan insanın efradlarına nispeten müfrede nakıs. Nedir Muhammed? Müşterek nakıs. Nakıs. Kime göre? İnsan efradına. İnsan efradına göre. Niye nakıs? Çünkü insan efradları Zeyd Amr Bekir. Hayvanda ortak oldukları gibi natıkta da ortaktırlar. Ama kendi efradlarına nispeten ko insan feres bakan himar. Müşterek tamdır. Niye? Bunlar hayvanda ortaktırlar. Hayvandan başka bir zatiden ne derler? Ortak değil. Mesela hayvandan ahas nedir? İnsan. İnsan feres bakal himar insanda ortak değiller. İnsan efradında öyle mi? İnsan efradlar. Yani şey hayvan insanın efradlarına nispeten. Şimdi hayvan kendi efradlarına nispeten müştereki nakıstır. Yok, tamdır. Tamdır. Niye? Çünkü efradları insan feres bakal himar hayvanda ortaktırlar. Hayvandan başka biri de ortak değiller. Ama İnsan kendi hayvan kendisinden has olan insanın efradlarına nispeten Zeyd Amr Bekir onlara nispeten müştereki nakısı. Niye? Çünkü insan efradları hayvanda ortak oldukları gibi natıkta da nedirler? Ortak. Bunu öğrendik mi? Şimdi burada başka bir kaydaya geçiyoruz. Şimdi biz zatiyi öğrendik. Zati iki kısımdır. Müştereki nakıs olan zati var. Müştereki tam olan zati var. Bunu bu şekilde öğrendik. Şimdi hani Zeydun mahuve. Zeydun mahuve. Zeydun ve amrun mahuma. Zeydun eyyü şeyin. Hani bazen sual mahuve ile yapılır. Bazen eyyü şeyin ile yapılır. Bu kulliyatlardan, bakın, bu kulliyatlardan mahve cevabında gelen var. Eyyü şeyin cevabında gelen var. Hiç cevaptan gelmeyen var. Hiç cevaptan gelmeyen var. Şimdi, bakın ben size Kur'an'ı söyleyeyim, ibarede hiçbir şey yok. Mahve ile sual neden soruyor Muhammed? Cins. Öyle demin ben dinleyin. Mahve ile sual birinden sorulursa ona has olan mahiyetten ona has olan zatiyatlardan soruyor. Ben diyorum Zeydun mahve. Bakın mahve bile bir kişiden sordum. Neden soruyorum? Zeyd'e has olan mahiyetten soruyorum.
Zeyd'in tamamı zatiyatlarından soruyorum. Ne dersin cevap? Hayvanun natikun dersin. Çünkü Zeyd'in mahiyetin tamamı nedir? Hayvanatı. Bir mahve ile bir kişiden sorulduğu zaman onun mahiyetin tamamından soruyor. Pek mahuma ile iki kişi, mahve ile iki kişiden sorulduğu zaman Zeyd'in ve Amr'ın mahuma. El insanu vel feresu mahuma. İki, yani mahve ile iki şeyden sorulduğu zaman en az bu adam neyi soruyor? Mahiyetin tamamı. Hani bak iki kişiden sordu. Mahiyetin tamamı. Ortak mahiyetleri. Bak sen tam ifade edemedin ama manayı bildin. Mahve ile iki kişiden soruluyorsa onların ortak mahiyeti neyse ondan soruyor. El insan vel feresu mahuma. Nasıl cevap verilmelidir Muhammed? Hayvan sadece. Tamam. Hayvan atı desen olmaz. Hayvan saldırsan olmaz hayvan. Anlaşıldı değil mi? Bir de eyyüz şeyinle sual vardır. Ona girmeden önce bak demin söylediğimi bakalım. Ve'alem enne metlube sa'ili bi kelimeti ma. Ma kelimesiyle sa'ilin metlubu. Anil vahidi. Eğer birden sormuş ise nedir? Tamamu hakikatihi. Tamamu hakikatihi. Hakikatin neydir? Tamamdır. Tamamdır. Eyüp anlıyorsun. Mesela el insanu mahve. Hayvanın adı. Onun mahiyetin tamamından sormuş. O zaman hayvan adı diyeceksin. Güzel. Ama o tamam mahiyet yani muhtesseti bi. Ona nedir? Muhtastır. Ona hastır. Ya dikkat et tamam. Hayvan attık insana hastır. Öyle değil Muhammed? Evet. Ama demin biz örnek verirken Zeyd'den verdik. Zeydun mahve hayvanun natikun dedik. O zaman sa'ilin metrubu nedir? Tamamu hakikatidir. Öyle değil mi? Tamamu hakikati. Hangi hakikaten muhtesseti bihi? Ya hayvan natık zede has? Değildir. Nasıl oluyor? Onun için bu itirazı def etmek için bir manel muhtesseti bir nev'idi. Hayvan natık zede hasın yani Zeyd'in nev'ine hastır. Bu nedir? İnsandır. Yoksa Zeyd'in zatına hastır demek istemiyoruz ki. Zeyd'e de var, Amr'e de var, hayvanatı Bekir'e de var, Halid'e de var. Muhammed oldu mu olmadı? Evet. Eyüp sen de anladın mı? Ve anil muteaddidi. Mahve ile muteaddiden sorulursa iki kişiden. Diyelim el insanu vel feresu mahuma. Sa'ilin ma ile müteaddiden sual eden sa'ilin metrubu ne olur? Tamamu zati yil müştereki beynehuma. Zeyd Amr'den mi sorulmuş? Zeyd Amr arasında müşterek zati nedir? Hayvanun natiktir. Onu istiyor. İnsan feresten mi sormuş? İnsan feres arasında müşterek olan zati nedir? Hayvandır. Ondan soruyor. Mesela fesalu bi mahve an zeydin. Mahve ile Zeyd'den sual eden kişi talibun lil insani. İnsan yani hayvanın natıkın talibidir. Niye? Çünkü Zeyd'e has olan mahiyet hayvan natıktır. Ve anil insani insandan mahve ile insandan talip olan sa'ir talibun lil hayvani natıkı. Hayvanın natıkı neydir? Talibidir. Niye? Çünkü insanın mahiyetinin tamamı hayvanatıdır. Ve bima huma ev bima hum an Zeydin ve Amrin ve bima huma ev bima hum an Zeydin ve Amrin ev ma'a Bekrin Zeyd Amr'den Zeyd Amr Bekir'den sual edersen talibun lil insani eyden. Talibun lil insani eyler. Yine insana talibidir. Niye? Ya Zeyd'e has olan mahiyet insan olduğu gibi Zeyd, Amr, Bekir arasında müşterek olan mahiyetin tamamı da yine nedir? Yine insandır. Ve anil insani vel feresi. Çünkü orada müteaddut
bir nev'ün efradları. Bu sefer insan feresten mahveyle insan feresten sahil olan kişinin metlubu talibul hayvani, hayvan talibidir. Niye? Bunlar iki nev'dir. Bunların ortak zatisi hayvandır, cinstir. Ve anhumma ma'şeceri el insanu vel feresu ve şeceru mahum. Üçünden sorarsam ortak nedir? Hem insan, hem feres, hem şecer arasında ortak nedir? Hayvan diyebilir miyiz? Yok. Ne diyebiliriz Muhammed? Cismi. Ha. Talibun lil cismi yok. Bak o da yanlış söyledi Muhammed. Çünkü cisim mutlak, hacer de girer. İnsan, feres, şecer arasında ortak olan zati cismin namidir. Ve mal haceri, insan, feres, şecer, hacerden mahveyle sual eden kişinin metubun nedir? Neyin talibidir bu sual? Talibun cismi. Çünkü hepsinin ortak zatisi cisimdir. Ve ma'al aklil aşiri, felsefecilere göre el insanu vel feresu ve şeceru vel haceru vel aklul aşiru mahum, bunlar nedir? Bu sayı neyi talep ediyor? Bunlar ortak zatisi nedir? Cinsdir. Cevherdir. Talibun lil cevheri. Yani özet olarak bakın eyyü şeyine yarın devam ederiz. Özet olarak mahuve ile bir kişiden sorulduğu zaman o bir kişinin mahiyetinin tamamından soruyor. İki kişiden sorduğu zaman o iki kişinin arasında ortak zati ne ise ondan soruyor. Zeyd'den sorulursa hayvan atıktan soruyor. Zeyd Amr'dan sorulursa yine hayvanın atıklığının talibidir. Niye? Çünkü Zeyd'in tamam mahiyeti de hani bir nevun efradları oldukları için Zeyd'in tamam mahiyeti de insandır. Zeyd Amr'ın tamam mahiyeti de yine nedir? Ortak mahiyetleri de yine nedir? İnsandır. İnsan feresten sorulduğu zaman cevabı hayvandır. İnsan feres şecerden sorulduğu zaman cisme namidir. Bu üçüyle beraber hacede gelirse cisimdir. Bu üçüyle beraber akle aşir ilave edilirse cevher. Hani yani cevherde cisim olmak şart değil. Cevher cisim olan da var. Olmayana da vardır. Yani mesela diyelim nur, oksijen, bunlar da nedir? Cevherdir ama ne değil? Cism değil. Cism değil. Ama nur kendi zatıyla kaim ise, başka bir şeye bağlıysa o cevher değil. Ha, ve metlubu sali bi eyyü şeyin mayü meczu zatiye burada duralım. Yarın da faslun fil kulliyatil hamsetiye gidelim. Oldu mu? وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا لغتي عربي.